Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Biraz seninle alakalı olsun Umut. İnşallah hoşuna gideceğini zannediyorum. Tabii herkesle alakadar. Şualar 170. Nedir o? Bazı çalışmalar da yaptım bununla. Üçüncü hakikat, müdebiriyet ve idare hakikati. Müdebiriyet ve idare. Müdebiriyet ne demek? Yani biliyoruz da kimse lügata bakmıyor ya. İşte onu kırmak istiyorum. Müdebir. Müktedir, evet ama nasıl eyleme dönüşüyor, nedir? Aynı kök... Bir işe dair tedbiri... Olaya hakim olma, yapma, etme, kılma. Eyleme, müddebir... O şekilde değil o. Müddebir. Sen edebiyatçı mıydın, yok? Yok. Neyici? Din kültürü. Din. Aa, senin sağın. O da zaten korkuyor Selen. Din, evet. Mustafa nedir? Müdebbir? Sorumluluk alan kişidir yani. Buna müdebbir olmuş mesela. Ha, sorumluluk alan. Çok güzel bir sıfatı bu. Sorumluluk alıp, yani... sorumluluk verebilme yetisi ve etkisi olan, bu bir. Bu bir. Başka? İdarecilik kim? İdarecilik. Ama onu oynatmayacaksın. Lugatta bu şekilde göremezsin. Bu şekilde yani. Sorumluluğu alabilen ve almış kişinin eşya arasındaki münasebetin mazi ve müstakbelini nazara alarak evvel, ahir, zahir, batınını nazara alarak iş yapmak. Vazife, yani iş yaparken vazife vermesi. Yani öyle bir vazife ki bu vazifedarlar kendilerini bilsinler ve bilmesinler bu işi götürüyor. Yani bu yetkiye sahip. Bir de idare var. İdare nedir? İdare. Söyle idare Mustafa. Biliyoruz ya bu işleri. Baktın mı işte, lügata bakmadık. Biliyorduk işte öyle oluyor. Sorunların merci kaynak olarak gözüken yer mi abi? Nasıl? Sorunların çözüldüğü kaynak, merci, ana idare. Evet. Yani mesela bu bir tanesi bu. Ama bir amaca yönelik olması lazım. Bir amaca yönelik sorumluluk alma yeti ve yetkisine sahip merkezde yönetim birliği. Yani şöyle diyorsun. Vahdet, kainatın birliği. Yani farklılıkların birliği. Yani bir şey için. Bu birliğin sahibi vahidiyet. Vahidiyetin merkezde duruşu ama sorum almadan idare yok. Başka? Başka ne hatırınıza geliyor? Çünkü çok önemli. Ben şeyi çok seviyorum öyle. Fuzuli manasında değil. Katılımcı. Tabii. Eşyanın başka şeylerle alakasını tespit edip hepsinin hukukunu nazara alarak eşyaya muamele etmek gerekiyor. Çok güzel. Yani eşyayı kale almadan değil zaten. O eşyanın evvelini, ahirini, zahirini, batınısını hukukunu nazara alarak sevk-i idare, münasebet kurma. Şeye bakayım abi, insanın ferdinde cemiyet mükellefi bulunur diyor ya. Evet. Doğru. Şimdi bu bildiğimiz şeyleri zannettiğimiz, onunla alakalı bir yer okuyacağım. İşte bu,
Ama ondan önce ben bir mukaddeme yapmak istiyorum. Daha iyi belki de anlaşılır zannıyla. Felsefe ve din seminerinden aldığım notlarımdan ve onlara karşı kullandığım, verdiğim cevap şimdi size değil, orada da verdim. Bir parçası da burada. Şöyle, son 10 senede felsefe nereye gelmiş diye merak etmiştim. Merakımı şöyle giderdiler. Benim haberim olmadan Türkiye'de saygın böyle yazıp çizenler felsefe konferansı yaptılar, ayarladılar. Kadıköy Belediyesi'nin şeyinde salonda ayarladılar. Yeri de söylüyorum. 30-35 kişi ancak var. 50 kişi yoktu zannediyorum. Kalabalıkta öyle, karanlıkta öyle. 4-5 kişi her hafta konuşuyor. Benim konuştuğum hafta bana da sıra geldi. Zannediyorum bizi davet etmelerindeki sebep ya dinle dalga geçmek, işte bu işte bunlar, veya zenginlik katmak. Ve 3 ay devam edeceklerdi. 2 defa davet ettiler, bir daha etmediler. Etmemelerin sebebi ummadıkları gibi olmadı. Birincisinin zahir olduğu ve hakikat olmuş olduğu böylece. Yani dinle dalga geçmek için çağırdıklar. Evet. Fakat baktılar ki hiç öyle değil. Onları tek tek not aldım, konuşmacıları. Onları merak ederseniz nelerdir diye. Felsefe ve peygamber. Yani son felsefeciler ne diyor? Yani bu bazı felsefecilerin peygamber hakkındaki şey, felsefe ve peygamber diye dersimiz var. Din hakkında felsefe ve din, felsefe ve Allah, felsefe ve Kur'an diye derslerimiz var. Onlardan aldım ve onlara çakmış olduğum şeyler. Şimdi bu felsefe ve Allah hakkında iki ders var. Bu üçüncüsü olacak. Onların iddia ettikleri üç tane şey yapacağım, üç tane mevzu. Fakat batılı tasvir etmek, safi zihinleri idlal edeceğine de dikkat edeceğim. Yer yer onların sözünü de, iddiasını da söyleyeceğim. Tabi Risale-i Nur okuyanlar için çok basit olduğu göreceksiniz. Bu notları onlardan aldım. Ama notların tamamı değil, dedim ya bu üçüncü. İnsanda var olan özellikleri almamıştır diyor felsefe. Hiçbir özellik, yani insan Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Zira hiçbir özelliğini Tanrı'dan almamıştır. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum diyor, Tanrı'dan bir şey aldığımı. Hatta hiçbir şey ona lütfedilmemiştir. Hiçbir şey yaratılmamıştır. Olmuştur. Hepsini kendi emek ve zahmetiyle edinmiştir der felsefe. Her şey kendi zahmetiyle, kendi emeğiyle almıştır. İnanın böyle diyor. Ve çok ilginçtir bunu diyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefede doçent. Tamamen gaflet içerisindeyiz. Hiçbir şeyi insan Tanrı'dan almamıştır. Zira ben hatırlamıyorum Tanrı'dan bir şey aldığımı. Diyor. Ve insan emek ve zahmetiyle edinmiş olduğundan hiçbir şey yaratılmamıştır, her şey olmuştur. Yani tam tersine hepiniz böyle yapıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Hiçbir şey insan kendi emeğiyle almamıştır. El cevap. Bir tane organını söyleyin bana, kendi emeğiyle aldığını, yaptığını, bir tane dişini, karaciğerini, böbreğini, beynini, her şeyi, bakın, her şeyi almasına vesile olan aklını bile hangi akıllı aldı ki? İlk. Daha cevaplar gelecek de. Anladık mı orayı? Her şeyi alma kaynağı, sebebi olan aklını akıllı almış, emeğiyle almış o ya. Bu aklını alırken hangi akılla almıştı? Çünkü bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığından,
bu aklı bu akılla çözemezsiniz. Çünkü bu akıl çözebileceği yer, neticesi aklın yapısıdır. Ama bu akılla, bakın bu akılla elde edeceğimizin ilmin son noktası bu aklın yapısıdır. Nokta orası. Fakat bu akıl yapılırken kullanılan ilim, bu akıla bakarak alınan ilim cinsinden değildir. Örneğin, bak misal vereyim. Bu çiçek kabul edin. Çiçek. Bu çiçeğe bakarak biz ilim elde ediyoruz. Tamam? Bizim ilmimizin kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsanız buradan alınan ilim de yoktur. Doğru mu? Demek ki bir açı nereden çıkmışsa son noktası da odur. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemez orası. Şimdi bizim çiçek hakkındaki bilgimizin kaynağı burasıdır, sonu budur. Tamam? Bizim ilmimiz buraya kadardır. Fakat bu çiçek yapılırken, bu çiçek yoktu ve dolayısıyla ilmi de yoktu. Bu çiçek yok iken, bu çiçek yapılırken kullanılan arkadaki ilim, çiçekten aldığım ilime benzemiyor. Burayı bir anlasak ne olur? Bir daha Önder, öyle mi? Bak şimdi. Çiçeğe bakarak aldığım ilim, çiçeğe bakarak aldığım ilim, çiçek kaynak bu ilim. Bu ilim koy bir kenara. Kaynağı çiçek. Bu çiçek yokken bu çiçeği yapan zatın kullandığı ilim benim çiçekten aldığım ilim cinsinden değildir. Dolayısıyla bu çiçekten alınan ilimle çiçek yokken kullanılan ilme varamazsınız. Öyle mi Umut? Mesela bir gitar var. Gitarı yapmak için bir ilim gerekiyor. Gitarı çalmak için başka bir ilim gerekiyor. Çok güzel. Sen çalmak için müthiş bir ilime sahip olabilirsin ama yapma ilmi geride kaldı yani. Geride kaldı. Yapıldı, sana verildi. Sen artık kullanıyorsun onu. Kullanıcısısın artık. Kullanırken elde ettiğin ilim... İlim yapılırken elde ettiğin ilim... İlimle benzemez. Birbiriyle alakalı değil. Yok. Ben çok iyi gitar veya işte şu aleti kullanıyorum. Dolayısıyla ben bu gitar yok olsa onu çalma ilmimle gitarı yapamam veya işte armoni yapamam, sazı yapamam. Değil mi? Yani dolayısıyla bu aslında insanın en büyük sorunu, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemez. Ona uğraşıyor. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Bu aklı yapana, bu aklı bağlamak ancak mutlu olmaya sebeptir ki vahiydir. Bu akılla bunu mutlu etmeye çalışmak bu makamdaki izahı zekavettir. Onun için bu dünyada en büyük sorunlu ve sıkıntılı insanlar, muzdarip insanlar, intiharların ben oranlarına ve sebeplerini çok araştıran ve devletle alakalı istatistiği memurdan da bilgi aldım olarak söylüyorum. İntihar edenlerin %95'i bunlarla alakalıdır. Yani zekaveti akıllarından ileride olanlar intihar ediyor. Akıllar önde olanlar değil. Zekavet demek bu aklı bu akılla mutlu edeceğini zannediyor. Akıl ise bu aklı yapana, bu aklı bağlayandır. Onun için ya akılun, Kur'an'da ya akılun, takılun, efele tefekkerun, niye bağlamıyorsunuz? Efele etedebberun, niye kaynağını düşünmüyorsunuz? Bunları orada da anlattım ha. Pişman olmuşlar tabii. Çünkü her şeyi almasına sebep olan bu aklı hangi akılla aldın? Sordum bıraktım. Bir de davet etmediler tabii. Hayret. İnsanda bulunan maddi ve manevi donanımların, bu da maddi yani ha. Manevi değil. Hangisinin failidir? Yani maddi manevi şu. Umutumla alakalı olacak. Bu kainat birbirini tanımıyor.
güneş bitkiyi tanımıyor. Kestane insanı bilmiyor. İzmir'e göre konuşalım kestane. Yağmuru, dünyanın dönüşü bilmiyor. Yani birbirini tanımıyor ama birbirine yardım ediyor. İnsanoğlu geldi, işlevine baktı, fizik denilen bir ilim isimlendirdi, bir fizik çıktı. İşlevine baktı, fizik denilen bir isimlendirdi dosyasını, ilim oldu, fen. İlişkilerine baktı, kimya çıktı. Yapısına baktı, hareketlerindeki değişikliklerine, matematik çıktı. Ama eşyanın duruşu ve ilişkiler arasındaki duruma baktı, matematik çıktı. Fakat bu matematiğin kaynağı eşyadır. Eşeğe kaldırırsanız matematik yoktur. Mesela eşya üzerinde formül ve matematik bulur, şey yaparsınız, matematikçi olduğu için söylüyorum. Eşyanın üzerine matematik formülü çıkartırsınız, düşünürsünüz. Fakat duygularınızı, hislerinize matematik formülü yapamazsınız. Vicdanınıza, ne vicdansız adam, ne matematiği bilmeyen adam gibi değil. İşte eşyanın birbirine karşı ilişkisini kurarken ne matematikçiydi, ne fizikçiydi, ne kimyacıydı. Ama biz onların hareketlerine baktık, kainata bakınca matematik değil, fizik değil. Ama bakınca hep matematiktir, bakınca hep fiziktir, bakınca hep kimyadır. Hem hiçbir şey değildir, hem hepsidir. Çünkü şu aralarda şöyle bir cümle geçiyor. Mükemmel bir cümle ya. Acayip bir cümle. Bu noktada ne olur bir bakın. Her fertte, bütün kainata baktıracak her fertte, yani bir yosun, bir, buralı olduğunuz için söylüyorum, kestanenin koçanı, her insan, kedi, her fertte bütün kainata baktıracak ve münasebetdarlık verecek, yani bütün kainatla ilişkisinin münasebetini kuracak bir cemiyeti hayati vermek dahi. Nasıl vereceksin? Yani koçandır ama koçanı tek düşünemezsiniz. Oradaki tasarım, oradaki işlev, oradaki bütünün ifadesi, bütün kainatın ifadesidir o. Kainatı bütün olarak onun etrafında döndüremezsiniz, koçanı yapamazsınız. Kestane koçanı yapamazsınız. Dünyanın eğimine bağlı, 23 derece 27 dakika. Güneşe uzaklığına bağlı, 150 milyon kilometre diyeyim. Havanın emine bağlı, coğrafyasına bağlı, diğerlerle iletişimine bağlı, var da var. Bu yapısı, hele hele bu kestane koçanın bir hedefi var. Bu ilişkilerin dışında bir hedefi var. Kim? İnsan. İnsanı hedeflemiş. Tanımadığı bir şeyi hedeflemiş. Kestane ağacı insanı tanımaz, bilmez. Ama insana uygun çalışıyor. Herhalde öyle çalışıyor gibi geliyor bana. Çünkü kestane bize uygun. Sığır gidip de fırına kestane pişirdiğini zannetmiyor. Allah Allah. İyi ki Allah var. Allah hiçbir şeye benzemiyor ha. İnan Allah, bugün gördük şöyle gelirken durdu, Allah razı olsun, çok etkiledi, bugünkü dersime sebeptir bu. Abdullah kardeş bizi getirirken Soma mıydı, nereden çıktık, Soma mıydı? Yok abi, Allah diyen köyünden ha, çıkıyoruz. Allah diyen, Allah Ekber biliyordum, Allah diyen köyünden çıkıyoruz, Allah diyen köy var. Ona diğerleri demiyor mu dedim de. Allah diyen, ben o anda Kur'an okuyordum, bilseydim, geçtik bir de geriden, o tabelanın yanında resim çektirirdim. Giderken çektiririz. Evet, giderken ama Allah diyen köy, ama çıkarken de hoşuma gitmedi, kırmızı ile çizmişler. Hani köy çıktım var ya. Ondan sonra şey diyecektim. O viraj alıyorsun ya dağdan inerken, tam böyle viraj dönerken karşında bir harika bir manzara çıkıyor. Yani masumiyeti ifade ediyor, masumiyet. Yaprak dökülüyor yani, sarardı. Mahzun, hüzün. Hocam o manzarayı gören Allah diyor zaten. Evet. Ondan Allah geldi. Evet. Şimdi o manzaraya baktığın zaman hakikaten diyorsun ki Allah başka bir şey. Bunu diyorsun. Yani bunun arkasında
bu cinsten olmayan bir şey ki başka bir şey. Allah başka bir şey. Yani en inkarcı da şunu diyor. Mesela diyor ki inkarcı, Allah yapmadı. Bunu diyor. Ama şunu demiyor. Allah'dır ama yapamaz. Demiyor. Allah yapmadıysa o zaman bu kainatı o kadar mükemmel ki Allah'a da vermedi. Nereye verecek? Kainatın içindeki herhangi bir tanesine veremez. Suya veremez, denize veremez. Güneşe veremez. O zaman dedi ki o oluşma yoktur. Yaratılma yoktur. Oluşma var. Evrildi, devrildi, çevrildi. Nasıl olduysa kestane yuvarlandı dağdan. Evrildi, çevrildi, pişti. Masamıza pişmiş bir şekilde kebap olarak geldi. Yağını, tuzunu, her şeyi tamam. Onun için yaratıldı dese yaratan çıkacak. Yaratılış yoktur der. Felsefe öyle diyor. Dinde kopuk felsefe ama. Yaratılış yoktur. Yaratılış varsa yaratan çıkacağı için oluş vardır. O zaman bir şey hem yapılandır hem yapandır. Yapılan şey aynı zamanda yapandır. Kendine o demektir. İlkokul çocukları gibi becerin. Kendi kendine. Olmayan ben kendimi. Kafasına silah dayanmış olması lazım. Birisi. Yani yaratılış yok, oluş var derken yani gene aynı şeyi söylüyor ya, zaten yaratılmak, oluşmak demek. Yani bir şeyin olması demek. Yani illa demeyecek, Allah demeyecek ki başka bir şey diyecek ya. Yani diyemiyor da bakıyor hiç verecek bir şey de yok, bir kimse de yok. Bilinmeze veriyor. Niye daldın biliyor musun? Onu söyleyen adamı hatırıma getirdin de arkadaşlar sözü bırakın bir kenara bir an. Davranışı da bırakın. Bunu iddia eden adamın haleti ruhiyesini kelamı ile seyretmeye kalkın. Bir gayret edin. Nasıl bir haleti ruhi içinde? Kainatta diyor, hiçbir şey Tanrı vermemiştir. Kendi emeğiyle almıştır diyen, yaratılış yoktur, oluş vardır. Yani kayadan, kaya, toprak yuvarlandı, evrildi, çevrildi, bir tane çekirdek oldu, kestane. O programın içerisinde kestane, insana takdim edilirken kuşları yemesi vesaire diye vahşiler, diken, koçan programı var. Ve kestane içine karabiber, tuzu, biber vesaire koymuş. Böyle bir yazılım yapmış, toprak evrilip çevrilirken. Sonra derken o üzerine bina, yani ağaç bina edilmiş. Hatta bina, yani ağaç elveda derken bile böyle iğrenç bir şey değil. Mesela Abdullah bugün çok güzel söyledi. Ben diyor evdeki çöpü diyor sokağa çıkarırken süsleyip püslemiyorum diyor. Belki de diyor peçeteyle veya şeyle eldivenle indiriyorum binadan çöpe. Allah ağaçların yapraklarını çöpe atarken bile harika bir sistem çalıştırıyor. Renk cümmüş abi. Renkleri değişik bir renk kullanıyor. Yani süslüyor. Çöpe attığı şey diye süslüyor. Süsleme yapmış. Acayip bir şey ya. İyi ki Allah var. Hakikaten bak şimdi bu Ödemiş'in dağlarına böyle bir bakın. Allah aşkına. Şimdi elveda diyen ağaçların merhaba diyen aynı ağaç. İlkbaharda kullandığı elbiseyle elveda derken kullandığı elbiseye bakın. Çöpe bile atarken Allah kullandığı sanata bakın. Değil mi? Ne kadar harika. O zaman diyesi geliyor. Allahu Ekber demiyorum da. Hakikaten Allah başka bir şey. Diyesim geliyor. Allah hoş bir şey yani ama tatlı bir şey. Tövbe yani böyle. Bir şey işte öyle. Lazım diyeceğim demeyeceğim. Ağzıma geldi de. Böyle sarılıp koklanacak, sevilecek bir şey yani. Vallahi bu kayaları böyle yapan Allah. Tabii yani böyle bir Allah. Çok hoşuma gidiyor. Cennet de bize ne hazırladı? Ya kendisini hazırladı. Cennet beni fazla aklım gitmiyor. Gözüm hep onun kendisiyle. Çünkü cennet ondandır, o değil. Ben ondakileriyle tatmin olmuyor. Diyeceksin ki meczup, meczup de. Allah biliyor ruhumu ya. Ondan olanlar fazla beni şey yapmıyor. Onu. Hep işim o. Ondan olanlar o değil. Ben onu istiyorum.
İnan Allah biliyor. Allah kahretsin riyakarlık yapıyorsam size. He, yani şey o ruhum böyle benim. Ondan olanlar o değil. Tabii ki cennette vaat edilmiş, bu şey yapılmış. Met edilmiş, hedef gösterilmiş vesaire. Ama Allah bambaşka bir şey. Hiçbir şey benzemiyor Allah. Ona talep olmak lazım. Benim cehennemim cehennem değil. Cehennemin sahibini kaybetmektir. Benim cennetim cennetin sahibini bulmak olmalı demeliyiz. Allah bambaşka bir şey. Onun yolu da cennetten geçiyor sanki abi. Cennetten yolu oradan değil. İmandan da hani onu görmek. Ha, gitmeden de giriyorsun. Mesela ilahiyatçısın ya. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Yani avamın beklediği o cennet için demiyor burada. Gir diyor burada. Fi burada gir. Burada işte bu böyle bir şey. O avam gidecek. Hatta hayvanlar da gidecek o cennete. Ama burada o ruhu, o şeyi yakalamak. Allah Allah. Tabii. Mesela ona delil. Abi nasıl olur? Allah aşkına size soruyorum. 10 dakika oldu ders belki 15 dakika. Şu anda bir huzur yok mu? Bir tatlılık yok mu? Bu neyin nesidir? İmanın içerisindeki Allah'ı Latife-i Rabbani'nin görüp hissedip bahsedip zevk etmesidir. Yani kör olası cehalet görmeyi göze indirgediğimizden dolayı kulağın, burnun, dilin, elin gördüğünü görme kabul etmiyor. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi Allah'a görmektir. Gördüğünün alameti nedir? İnsanda bir huzur olmasıdır. Huzur olabilmesi için hazırda olursa insanda huzur olur. Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı gördüğünü gösteriyor. Ki huzur veya bir namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Olmuyor mu bir lezzet ya? Ya deli olacağım ya. Olmaz. Neyin nesi o zaman? Ne tuhaf bir şey işte. Öyle bir şey işte. Her neyse. Abi diyor ya, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Akıl sana lütfedilmemiş de sen aklını hangi akılla nereden aldın sormazlar mı adama? Sen diyorsun ki hepsini aklıyla almıştır. Peki her şeyi aldın, aklını neyle aldın? Her alınandan önce olan aklını hangi akılla aldın veya neyle aldın? Dinsiz felsefe diyor ki aklından önce bir şey yok. Akıldan önce bir şey yok diyor. Ey akıl, kendini kendin yaptın. Aklı yapan demedikçe akıl kendisinden önceki süreçleri bilemez. Aklı yapan kim ise akıldan önceki süreçleri demedikçe bu akıl oraları bilemez. Çünkü son kaynağı yaratılış noktasıdır. Terak etse akıllı ancak lef-i mahfuz olur. Nasıl ki bir his, bir duygu, bir fikir sana hakim olunca diyor ki Allah nasıl anlayacağız diyor. İnsan Allah'ı anlaması imkansız ama insana Allah'ın anlaması teklif edilmemiş. Allah'ın vasıf ve sıfatlarını anlamayı teklif edilmiş. Ona ait böyle bir itirazına şöyle diyor. Nasıl bir his, cevap, nasıl bir his, bir duygu, bir şehvet, bir gadab, bir hiddet insana hakim olunca oradan çıkamıyor. O her şeyi sanki onun adına çalışıyor. Sana bir duygu nasıl hakim olursa her şeyin sanki onun adına çalışıyor. Allah da kainata böyle hakim. Şunu demek istiyorum. Ruhun cesedine 100 trilyona yakın, hücreye nasıl hakim? Bir hissini kabul edersek veya düşüncen, bir düşünce ne olursa her şey odur. Her senin dünyada her şey olur. Sana hakim olmuş. Onun dışına çıkamıyorsun. Bu nasıl böyle hakimse, bir ruh hakimse, bir düşünce bedene hakimse, Allah da memleketine, saltanatına böyle hakim. Başka bir tanesini söyleyeceğim. Buna ait sorusunu zikretmeyeceğim. Zihin şey yapar diye. Ama cevabını gönderiyorum. En azından ahiretin ispatını olur. Ölümden korkanlara gönderiyorum. Ölümden korkmayın. Bak neymiş. Zahirde ölüm var. Hakikatta zahir, evvelu, ahiru, zahiri, batını. Zahirde ölüm var. Hakikatta yoktur. Tebdili mekandır, ıtlak vücut. Ona ait bir misal. Çok güzel bir misal.
Diyor ki zahirde pil bitiyor. Ha. Kamera var ya kamera. Kameraya pil takın. Çok güzel bir misal. Ölümden korkanlar için. O kamerayla çok güzel bir manzara çekiyorsunuz. Çok kaliteli bir şey tutturdunuz. Ve o filmi satmaya kalkarsanız harcanan pilin belki de 100 katını alırsınız. 1000 katı. Öyle mi abi? Bazen de değmez pili harcadığına, daha rezil bir şey çekmiş. Şimdi bir daha söylüyorum. Kameraya pil taktınız. Çektiğiniz film. Pilin bitmesi demek filme dönüşmesi demektir. Pil zahirde bitiyor, hakikatta filme dönüşüyor. Bitmiyor. Hakikatını değiştiriyor. Pilden kasıt bedendir. Pildeki enerji ömürdür. Filmden kasıt, filmle yani kamera ruhtur. Ruhun çekmiş olduğu yaşantı pilin harcamayla, pili kullanarak ortaya çıkacak film pilden daha kıymetlidir. Onun için ömür bitmiyor, filme dönüşüyor. Zahire bakarsın, zahire bakar, pil bitti. Değil mi? Pil bitti. Üzülür müsün? Bak be, şu pile bak. Ama şu filme bak arkadaş. Milyarlara değil mi? Bazen harika bir, değil film, bir tane resim çektirmek, belki de pil fabrikası gibi fabrika kurarsın. Harika bir manzara yakalarsan. Demek ki pil bitmiyor, filme dönüşüyor. Ölüm yok, bekaya dönüşüyor. Pil bitiyor gibi filmimizi çekiyoruz. Ki doğrusu bu. Oldu mu? Pil bitmedi ha? On numara. Çaktık ona. Hiç ses yapmadılar. Bir daha beni davet etmediler. Ederler mi? Adamlar yaptı. Adam bak ne olmuşlar. Panteistler davet etmişti. Elhamdülillah. Risale-i Nur bambaşka. Çekirdek çürüyünce filiz. İşte öyle diyor. Çekirdeğin çürümesi demek ağaca dönüşmesi demektir. Üstad bunu kullanıyor. Yani çürümek demek ağaç demektir. Çürümese ağaç yoktur. Pil bitmese film yoktur. Yani bitme anında çekim vardır. Yani o bitti film oldu değil. Aynı andır. Bitmek demek film demek. Film demek pil bitme demektir. Çürümek demek ağaç demektir. Ağaç demek pil çürüme demektir. Aynı anda oluyor. Çürüdü ondan sonra bir saat sonra falan çıktı. Hayır. Aynı anda hakikat boyutu değişiyor. Allah Allah. Şimdi buraya kadar dursun. Bu şey de denilebilir abi, hani bir dolma kalem içerisindeki mürekkebin kağıda şekiller çizmesi gibi. Gibi. Zahir ama bu tabii o biraz böyle hariç bir şey ya. Evet. Gözükmemişe pil biterse de dolu da olsa kilosu değişmez. Yani pil ruhtan eletiğine, pilden kasıt bedendir. Enerjisi ruhtur. Tamam. O filmi çekiyor. Mesela aynı şeyi diyor, onu zikredeyim. Aynı şeyi mantığınız var mı diyor. Eğilip kalkıyor, eğilip kalkıyor diyor, eğilip kalkıyor. Tanrı bunu ne yapsın diyor. Tanrı bunu yapmaz diyor. Evet. Burada var değil mi dönen pervane? Bu İzmir'de var mı? Burada elektrik imalatı. Nerede var? Soma tarafında var, gördük. Banaz'da gördük. Evet, Banaz mıydı? Yani biliyorsunuz, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, zahirde aşağı yukarı değil ama arkada İzmir'in binlerce, Ödemiş'in binlerce elektrik cihazlarının ve aydınlanma cihazlarının kaynağı. Peki bir aşağı indi, bir de yukarı bitti. Makine çalışır mı? Çalışmaz. Devamlı bir cihazın, elektrikli cihazın çalışması için ceyran gelmesi lazım. Ceyran devamlı olması için pervanenin aşağı yukarı, aşağı yukarı durmaması gerekiyor. Mantığı budur. Durması mantıksızdır. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Arkada Rus şehrindeki istidat ve kabiliyet cihazları çalışıyor. Bedenin aşağı yukarı, aşağı yukarı hareketinden pervanenin aşağı yukarı, aşağı yukarı ruh da
elektrik indükleniyor, elektrik imal ediliyor. Şehir, ruh, istidat ve kabiliyetler de cihaz, cihazlar çalışıyor. Aşağı yukarıyla. Tamam? Hiç ses yok tabii. Aşağı yukarı. Tanrı niye bunu söylesin diyor. Tanrı elektrik imal etmek için yapıyor. Ruhun elektriği bu. Ama tabii kör olası cehalet şu ampulün elektriğini pervane gibi düşündüğü için bu pervanenin dönmesiyle diyeceksin ne alakası var abi, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber de istidadın elektriği olsun. Peki pervanenin dönmesiyle bu ampulle ne alakası var? Burada dönen bir şey yok. Ne alakası var bu ışıkla? Işık mı var orada? Aşağı yukarı beygir gibi dönüp duruyor. Tak 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 tak. Ampulle ne alakası var? Bilgisayarla ne alakası var? Kamerayla ne alakası var? Çekiyor film elektrik. Çekiyor elektrik. Ne alakası var şimdi? Pervane dönüyor mu dönmüyor mu samada? Kamera şey yapıyor. Ne alakası var? Pervanenin dönmesiyle kamera çekimi arasında ne kadar alaka ve alakasızlık varsa Allah-u Ekber, Allah-u Ekber namazda da istidat ve kabiliyetler cihazları da o kadar alaka ve alakasızlık var. Hoparlör, televizyon, radyo vesaire aletler insan değil fakat insan gibi konuşuyor. Düşündünüz mü bunu? Bak şimdi, hoparlör, teyp, radyo, cep telefonu, insan değil fakat insan gibi konuşuyor. Yani diyor, Tanrı diyor, bu konuşması batılı anlatmayayım. Hemen doldurursunuz. Ben de cevap verdim. Hoparlör, televizyon, radyo ve telefon aletleri vesaire aletler insan değil ama insan gibi konuşuyor. İnsan gibi konuşmasından hiç kimse buna insan denmemiş. Ulan hoparlör vay be, televizyona bak adam kadın ya, hiç kimse sevgilim diye televizyona sarılmıyor. Var mı böyle manyaklar? Eskide bir şey vardı, bizim köyde oldu, bizim memlekette oldu. İşte televizyon çıktığı zaman, böyle adamlar çıktığı zaman kadınlar çeşanını kapatırdı. Çocukken kovboy filmlerinde atın gelmesiyle çekinenler vardı yani, onu hatırlıyorum. Tamam mı? At geliyor. Nasıl maskaralık değil mi diyor diye gülüyoruz değil mi? Bu adam da öyle maskara. Tanrı diyor, bu mevcudattır. Çünkü bu mevcudat insanla konuşuyor falan. Hayır. İnsanla konuşması insan olmadığını, insan olduğunu göstermediği gibi Tanrı da buna benzer. Çünkü masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Konuşması bakın, hoparlör, televizyon sahip insan gibi konuşuyor fakat insan değiller. İnsan gibi konuşmasından hiç kimse buna insan dememiş. Kainat da Allah'ın konuşması fakat haşa Allah değil. Hoparlör insansa kainat haşa Tanrı'dır. Mevcudata baktığın zaman bu sarayın ancak Allah'ın olduğunu ve ona yakıştığını görürsün. Hiç kimseye yakıştıramazsın. Mesela Ödemeş'e bir tane harika falan cihazlar altınlar şunlar gelse ne dersiniz? Vallahi Hasan'ın, Mustafa'nın, Umut'un şunu bunu demezsiniz. Niye? Yakışmaz ona çünkü çok zengin olması lazım. Şu Ödemiş'in dağlarına baktığın zaman kimin olabilir? Bu dağlar, ağaçlar, sanat, teknoloji, tamam güneş. Hadi neyse bu orman benimdir de belki dersin de. Tamam. Güneş kimin olabilir? Kime yakışabilir böyle bir elektrik santralı? Vallahi ancak Allah'a yakışıyor. Yani diyebilir misin? Koçun olabilir o güneş. Sapancın olabilir. Yakışıyor ona. Güneşin oğlunu olduğunu yapacağım ben. Atma lan kafadan derler. Allah'tan onların değil abi. He? Allah'tan onların değil. Bize bir şey vermezler. Hava mesela onlarda olsa. Hava oksijen var ya. Gram vermezler size, gram. Müdebiriyet ve idare hakikatıdır. Bazılar belki diyebilir, ya kardeşim bize 15-20 dakika. Ben sizden önce burayı okudum. Okudum, notlarımı aldım. Siz daha faydalı olmanın için. Müdebiriyet ve idare hakikatıdır. Yani ki müdebiriyeti konuştuk ve idareyi konuştuk. Böyle bir hakikat var kainatta. Sistem işliyor. Yani gayet dehşetli ve suratlı. Gayet dehşetli ve suratlı ecram-ı semavi, semavi yıldızları, gayet istilacı ve karıştırıcı unsurları. Mesela topraktır, havadır,
sudur, ateştir. Gayet istilacı ve karıştırıcı unsurları ve gayet ihtiyaçlı, zafiyetli mahlukat-ı arziyeyi kemal-i intizam ve muvazene ile idare etmek, birbirine muavenettar yapmak, birbirini tanımadığı halde birbirine tanıyormuş gibi yardım etmek ve imtizaçkaran idare etmek tek bir hakikat imiş gibi. Mesela fizik matematikten farklı biraz diyelim hesap ama yani böyle bir psikoloji ile matematik çok farklı. Değil mi? Göz ilmiyle botanik farklı. Yani ama kainata baktığımız zaman o kadar imtizaç etmiş ki her bir noktadan bakıyorsun her şey tek. Anlamak ve tanımlamak için bölmen lazım. Ya bir noktadan bakayım diyorsun, biyoloji çıkıyor. Aynı yere dikkat edin. Başka noktadan bakıyorsun, kimya çıkıyor. Aynı yere, farklı bir yere değil. Bakıyorsun matematik çıkıyor. Tıp çıkıyor. Yani bu kadar fenler çıkıyor. Fenler kitaplarını, kütüphanesini kainattan doldurmuş. Havadan getirmemiş. Ama aynı yere bakıyorlar. Baktıkları yer kainat. O kadar imtizaç etmiş ki sanki tek şeymiş. Ama biz aciz olduğumuzdan, bütünü bütün olarak göremediğimizden bölüyoruz. Matematikçi oluyoruz. Ölünce 90 sene profesör, matematik, fizikçi, kimyacı, bilmem neci. Adam şey vermiş ya, hava tahmin raporunu vermek için hava ömrünü vermiş. Geçen bir doçentle görüştüm de. İşte Beykoz'un üstündeymiş o işte. Doçentmiş yani. Adam hava tahmin ediyor işte basınçları, yönünü, bilmem uçaklara şey gösteriyor falan. Adam var anlamak için ömrü vermiş. Ya yok ya onu yaratmak için güneşten kopmuş olan dünya parçasına rüzgarı yerleştirmek için, rüzgar hareketlerini yerleştirmek için Allah'ını seversen hangi astronomi ve astroloji veya matematik veya fizik fenniyle koyacaksın havayı? Nerede nasıl estireceğini? Nasıl yapacaksın? Meteoroloji bilgisi varın hareketini anlamaya çalışıyor. Varın hareketini. Ama güneşten kopmuş parça öğrenmedik mi biz mektepte? Böyle öğrendik. Dünyamız güneşten kopmuş parça. Öyle öğrendik. Yani korkunç nükleer bir parça. Yani bir tane kağıdın veya selpağın parçasını koparın, bütünün aynısı. Güneşten kopmuş parça ise güneşin bütün özelliğine sahip. Farklı bir özelliği yok ki. Şimdi ona rüzgarı yerleştireceksiniz. Allah'ını seversen ya. Normal bir teknoloji mi ya? Bu rüzgarı nereden getireceksin? Bir kere getirdin anaforları. Şimdi bunu yerleştireceksin. Adamlar sırf bunun varın hareketini tanımlamak ve tanımak için meteoroloji bilmem ne, astronomi falan şu fenler çıktı. Bilmiyorum isimlerini. Varı anlamak için ha. Yokken o sistemi yerleştirmek için kullanılan ilim beşerin anlamada kullandığı ilme benzemiyor. O cinsten değil. Ve varamaz da. Fizik ilmi eşyaya bağlı. Ama bizdeki ilim yok iken o eşyayı yapılmada kullanılan ilme benzemiyor. Bu ilim ona varamaz. Çok ilginçtir. Göz ilmi göze bakılarak yapılmış, bulunmuş. Bu göz ilimle hiç yokken modeli, nüminesi, misali, patenti, mukayesesi, taklidi yokken gözü yapmada kullanılan ilme benzemiyor senin göz ilmin. Fatır hakim bu demek. Zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, macilesiz, modelsiz, misalsız. İlk ve son yapmak. En mükemmel. En mükemmel. Yani hep her zaman insanın sanatı değişiyor. Yani arabanın modeli değişiyor, uçağın modeli değişiyor. İlk uçağa bak, şimdi bak. Ama hiçbir zaman bugün o demişe gider Soma'nın üzerine, o demişin dağlarındaki kullanılan, gene ona kurtulamıyor aklım, vadiye koyduğu, kullandığı Allah aşkına sisi, denedik bununla. Ya bu sis dedim kırmızı olsa ne olur falan. Siyah yaptım zihnimde. O vadiyi kaplamış böyle, tamam mı? Sisi siyah yaptım.
nasıl olurdu falan. Aman ya Rabbi, ruhum sıkılmaya başladı. Sipsiyah falan, araba sipsiyah şeye girdik. Ulan cehennem olurdu ya. Bulutun düşünün, sisin siyah olduğunu düşünün. Tamam mı? Ne acayip olurdu. Değiştiriyorum ya formatı. Ulan kırmızı yaptım. Arabanın önündeki bir araba vardı. Onun fren lambalarını görünce, ulan kırmızı olsa ne olur? Olmaz gene. En iyisi dedim ki böyle kalsın. Modelini değiştirmeye çalıştım. Olmadı. Çünkü bir renk olursa bu sefer havanın rengi değişmesi lazım. Bir şey değiştirince kendisinde sabit kalmıyor. Şey onunla var. Alakalı hepsi değişmesi lazım. Her şey alakalı. Her şey. Karı mesela ben bir ara siyah yapmıştım. Kar. Siyah veya kırmızı yapmıştım. Bütün sistemi de değiştirmek zorunda kaldım. Onun için vazgeçtim, koydum yerine. Ya çok etkilendi beni ya. O vadiden inerken sapsarı, hele o kirazın tepelerindeki kırmızı. Yani o masumiyet sizin oralardan geçer. Ya kirazın bir bakın ya. Elveda derken kullandığı lisana bakın. Merhaba derken ihbarda kullandığı lisana bak. Elveda derken yaprağa bakın ya. Bir masumiyet, bir iltifat, bir selamlaşma, elveda. Sağlıcakla kalın, merak etmeyin. Yine geleceğiz. Tamam mı? Çok tuhaf ya. Yani hakikaten Allah ya. Yoksa Allah'a koymasan vallahi bu gidiyor. Bir daha gelmemek üzere gidiyor. Ne korkunç olur ya. Bir de ömür billah kiraz görmeyeceksiniz. İlk ve sondu bu sene. Daha kestane görmeyeceksiniz. Ne kadar acayip bir şey olurdu ya. Adam bir kız için intihar ediyordu. Acaba bu mevcudat için ne yapardık? Allah başka bir şey. Başka. O bir kiraz için bile ne kadar masraf ediyor abi. Kaç ay güneşe döndürüyor. Ya abi. Öyle masraf ediyor ki hiç çekilmiyor masraftan. Cebinden ödüyor. Ta bizim için. Allah tövbe yani böyle. Hani bizim Maçka'da ders yapıyordum Trabzon'da. Onlar kendi lisanıyla. Hocam dedi bizim Allah kral Allah. Tövbe estağfurullah. Yani kendi halini tövbe yani şakın şey diyeyim şey yapmayın. Meczupları değil. Kendisini mesela ustada anlatıyordum ustadı. Delikanlının asosudur diyor. Ustadı da öyle diyor. Yani kendi alemindeki en yüce ifadeler bu. Yani Allah hakikaten. Şimdi o dağdan ineceksin Soma'dan. O demişe de o dağları, o şeyleri, o elvedalar, konuşmalar. Ağaçtan ama konuşmasını anlayacaksın biraz. Ama öyle acayip bir kişi ki ya. Yürüyün hele. Bir inin arabadan. Yürüyün ve ayağınızdaki altındaki yaprak seslerini bir dinleyin. Ne diyor size? Abi koku vardı. Koku değişik bir koku. Onu fark etmedim onu, ya. Ben sana söylemedim ki şimdi yarım saatte gelemeyiz diye. Allah Allah. Hemen arabaya bindim. Sen duyacaksın diye hemen arabaya bindim. Hakikaten acayip bir koku. Allah Allah. Hayal ettim ki böyle yürüsem şah. Her yaprağın sesi ayrı. Ot toplu biçilmiş de sererler de serdikten sonra toplanan otun kokusu değil mi? Allah hakikaten çok güzel yapmış ya. Tam kendisine yakışıyor. Bak ne yapmış, ne diyor? İmtizaçkârâne idare etmek. Ostat'ta koymuş ya. İmtizaçkârâne. Böyle bir bütün, sanki parça parça ama bir bütün, hepsi bir bütün. Tek manzara. Dağlarıyla, çakallarıyla, duygularıyla, insanın şeyiyle. Mesela insan bitiyor değil mi pil? Neyi bitiyor kardeşim? Neyi ölüyor? Bekaya dönüşüyor. Bitmek demek beka demektir. Yani pil bitmesi demek film çekiliyor demektir. Çekilmiyorsa pil bitmiyor demektir. Aynı şey demek. Bitmek demek film demektir. Aynı şey. Kameradaki şey. Yani çekirdeğin çürümesi demek diyoruz da. Ağacın varlığı. Eşin çürüdü mü ya? İnkılap etti. Zahirde çürüdü. Toprağın altındaydı. Karanlık bir yerde, dar, sıkı, soğuk bir yerdeydi. Geniş bir aleme. Allah hakikaten. Ya toprağın altında şöyle değil. Güneşten kopmuş parça. Duramıyorum ya. Güneşten kopmuş olan şu dünyaya. Oradan kopmuş ya. Güneşin özelliğine sahip. Şimdi Allah hiçbir bitki yokken sana gösterse, dese ki ey kulum buyur ya Rabbi. Şu görüyor musun toprağı gösterir. Tamam. Ne yapayım buradan? Hiç kimsenin
Kimin hatırına gelir? Ya Rabbi buradan kestane çıkarman lazım. Ne demek kestane? Şöyle şöyle olan, koçanları böyle olan, içinde böyle böyle olan, ondan sonra daha olmadan kimse almasın diye insanlara saklanacak, yoksa kuşlar yer. Onun için kimse almasın diye koçanlar. Yaptıktan sonra insanlar çıkamaz, ağzını açacak, lup diye alacak. Pişirdiği zaman çoluk çocuğuyla beraber çayda fasta götürecek falan. Tadı, kimyosu, karabiber falan. Böyle hiç kimin hatırına gelir? Numune yok, model yok. Patent yok, misal yok, model yok, mukayese yok, macile de yok diyor. İlk ve son yapıyor. Bak atın modeli değişmiyor, sığırın modeli değişmiyor, arabanın değişiyor. Kestanenin değişmiyor. Ya Allah böyle Allah. Bu Allah'tan korkulur mu ya? Bu Allah sevilir ya. Vallahi nereye koyacaksın? O kadar seviliyor ki. Tam yapıyor. Diyesin geliyor değil mi böyle? Evet, evet. Öyle yani. Kirazı elva diye görüyor musun bak dilini? Bundan sonra öyle bak. Merhaba lisanına bak, kirazın elvedaya bak. Biraz dokundu bana. İnan dokundu ya. Kirazın o sanki sızlayışı var, anlayışı var böyle. Yani bir bu sergiden gidişi çok mahzuniyet şeyi var yani. Bir gelişi bambaşkaydı. Ama gidişi daha garip. Bir o yaprağın ifadesi... Sanki konuşuyor, orada bir duygulara sahip, tamam mı? Böyle geliyordum, sizi sevmiştim. Sizinle beraberdim, ünsiyet ettim, ülfet ettim. Bir daha ben gelemeyeceğim, başka arkadaşım gelecek. Size muştakım, size de müteşekkirim. Çünkü bana böyle bakmıştınız diye der gibi gidiyor. Kullandığı lisana bakın. Ama gelirken daha kıpır kıpırdı, daha heyecanlıydı. Çünkü giderken ufalmıyor, rengi değişiyor. Gelirken ufak büyüğe doğru geliyor. İnsanı sanki simgeliyor. İnsan ölürken ufalmıyor, öyle gidiyor. Ama geldiği zaman bebekken büyüyor. Ufak geldin, büyüdün. Ağacın gelirken tomurcuktu, yaprak büyüdü, yaprak oldu. Ama giderken yaprak ufalmıyor, komple eyvallah diyor. Acayip değil. Abi şeyde, Ahmet Emin abi 9 Eylül'de bir cuma dersi yaptı. İnsanlar doğduğu zaman hemen kaş güle geliyor, çekiyorlar. Ölürken hiç çeken var mı dedi. Hiç çeken yok. Ölüyor, kaş güle öldü bu. Hiç yok çeken. Şu kainatı imtizaç, karan idare etmek. Hiç kimse kendi havasından vurmuyor. Duramıyorum işte. İmtizaç. Teavun hakikati. Bir bütün tek. Hiçbirbirini tanımayanlar birbirini tanıyormuş gibi hareket etmesi imtizaç. Ve tedbirlerini görmek. Yani bunun bir masrafını düşünün. Babasınız, evdesiniz, iş yerindesiniz, fabrikada çalışıyorsunuz, tamam mı? Bir evin giderini hayal edin. Şu dünyaya bir gün güneşi vurmak için edilen masrafa bakın. Nükleer santrale bakın. Seni sıtmak yetmiyor. Bahçendeki otu da büyüyeceksin. Ona kullanacak enerjiyi düşün, nükleer enerji. Ve hiçbir atık bırakmayacak, külüp dumanı olmayacak, olumsuzluğu olmayacak. Ya, böyle bir şey olur. Hiçbir atığı olmayacak. Yani bir günde kullanılan rüzgara bakın, masraf. Yani süpürge makinesiyle bu ödemişte bu rüzgarı yapmaya çalışsak. Makinalarla bu rüzgarı devi deveran ettirmeye çalışmak. Klimayı bir odayı hiç yapamıyoruz, esinletemiyoruz. Ulan bu o demiş nasıl bir klima yapacaksın? Tedbirini görmek ve bu koca alemi bir mükemmel memleket, bir muhteşem şehir, bir müzeyyen saray gibi yapmak hakikatidir. Hem de bak bir şey söyleyeyim size. 30. lemadan bak. Usta da bak. Ülfet ettiğin nazarla bakma ne olur. Çok okudum deme. Dur bakayım ne anlayacağım. Ne farklı bir şey okuyacak diye bir bak şimdi dur. Şu kainat. Aklın gitmiyorsa kainata şu ödemişin ormanı. Bir saraydır ki bu kainat. Bir saraydır, saray. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan şehir var.
sarayın içinde bir şehir var. Neredeymiş şehir? Şehir nerede? Sarayın içinde. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Sıralayayım ben. Şehir var. Saray var. Onun içinde şehir var. Onun içinde ne var? Memleket var. Onun içinde de alem var. Ters olmadı mı? Sarayı nereye koyacaksınız? Bak şöyle olur. Alem var. Memleket var. Ödemiş var. Saray var. Çünkü sarayı Ödemiş'e koyarsınız. Burada bir saray hayal edin. Ödemiş içinde. Nasıl zorlanıyor kafa? Ne diyor bu şimdi? Bak. En ufağa en büyüğünü koymuş. Çekirdek. Çekirdek. Küçük bir tane değil mi? Ama ağaç orada. Bu kafana yattı mı böyle? Bir çınar ağacı düşünün. Ben gördüm en harika, muhteşem çınarlardan bir tanesi Bursa. Çıkarken solda. Çınar değil mi? Muhteşem bir şey. Kolları uzanmış, acayip garayip. Ama bir ufak bir odun parçasının içine onu nasıl koymuş? Hesabını, matematiğini, fiziğini, kimyasını, astronomisini, değil mi? Vesairesini, ne ilimler koymuşsa. Ne kadar kafana yatıyor bakın. Ve odun parçası, kuru, cansız parçada hayatı koymuş. Ha, sana da bütün alemi böyle koymuş. Bir saray sensin. Tamam? Bir şehir, senin bulunduğun şurası, dünya, sende. Onun içinde cennet, cehennem. Onun içinde, daha içinde, senin ta içinde, benden içeri, daha derinlerde şeceri hilkat. Onun arkasında da sen varsın. Neye benzedi? Ağaç, toprak, çekirdek, ağaç, tekrar meyve ve içine çekirdek. Şuradaki çekirdek de kökteki çekirdeğin aynısı. Başı ile sonu aynı. İnsan bu. Baş Nur-u Muhammedi, sonu sen. Burada. Nur-u Muhammedi CT ile kainatın çekirdeği aslisisin. Şualar 218. Kainatın evelisin. Beşeriyet itibariyle, levazımat itibariyle kainatın meyvesisin. Şu anda Ödemiş'te oturuyorsun. Ama sende bir özellik var ki, yani meyvesin şimdi. Meyvede bir çekirdek var ki, bu çekirdek itibariyle ağaçtan öncesin. Öyle mi? Evet. Öyle. Yani meyve itibariyle ağacın sonusun. Meyvenin içindeki çekirdek itibariyle ağacın başısın. İnsan budur. Bak diyor ki, bir saray var. İçinde şehir var. Onun içinde memleket var, Türkiye. Yani bu saray var burada. Ödemiş onun içinde. Türkiye onun içinde. Ondan sonra bu galaksiler de onun içinde. Sarayı nereye koyacaksın? Muhyiddin Arabi demişler ki, insan nedir? İnsan ona göre şu. Bütün alem ondadır ama o alemde değildir. İşaret-i Caz'da söylüyor İmam Ali radıyallahu anh. Bütün alem sende dürülmüştür diyor. Halifelik sırrında anlatıyor. İnsanın cirmine bakıp küçük zannetme. Şu derslerle imtiyaz kazanıyorsun. Allah'a yegane muhatap sensin. 300-400 kilo gelen sığır böyle bir derse muhatap olmamıştır ve yapamaz da. Ve dinleyemez de sığır. Hiç umurunda değil. Çünkü sığırdır. Sığırlar anlamaz. Nadir bu abi, dersten. Sığırlar anlamaz bu dersten. Nadir abi sürekli tekrar ediyor abi. Şu zerrecik vücudum nihayetsiz bir imbisat ile. Evet. Hadsiz vücutları kazanmaya bir vesile. Evet. Bu dersleri sığırlara anlatamazsınız. Mükemmel bir memleket, bir muhteşem şehir, bir müzeyyen bir saray hakikatidir. Öyle olmalı ya. Ya. İşte bu cebbarane.
Farukhane diyeyim sana. Soy ismi Cebbar ya. Değil mi? Ama değiştirdik. Ömer Faruk. İşte bu Cebbarhane ne demek? Sen söyle Cebbar. Ama vazgeçtiğin için o zaman deme. Cebbar azamet, kudret, güç sahibi. Ama kullandığı güç bitmiyor. Allah aşkına bir evin idaresini dedik. Allah aşkına bir arabayı çalıştırmayı düşün. Şu dünyanın dönmesinde motorunda kullanılan mazotu düşün. Hani ustad onu mukayese ediyor. Bir günlük diyor güneşin diyor ısısını vermesi için bir günlük dünyanın denizleri kadar gaz yağı, karaları kadar kömür. Dağları kadar kömür. Ha dağları kadar kömür. Bin dünyada. Bin arz kadar odun yanları olsun ki bir günlük ısısını versin. Onu gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran, söndürmeden devam ettiren, çaptırmadan durduran kim olabilir? Maddeyin Allah. Değil mi? Maddeyin Allah hak ediyor değil mi? Ona yakışıyor yani. İşte bu cebbarhane ve rahmanane idarenin büyük dairelerini bırakıp yalnız baharda bak zemin yüzünde ceyran eden o idarenin bir tek sayfası ve safhası mesela ödemiş olsa ilk baharda böyle gelmiştim öyle sağ olsun davet etmiştiniz. Mustafa çıkarmıştı o kestane şey o daha yeni çıktığı zaman ormana girmiştim. Bir saat mi ayrılmıştım sizden? Bir buçuk saat. Ormana daldım. Bahar zemin yüzünde ceyran eden o idarenin idare et. İdare etme var ya idare. Şuradan anlarsın idare bir taklit olur. Evini idareyi düşün. Kız başka havadan, kız olan başka havadan, hanım bilmem nereden. Gelir giderini düşünün. Gelir gideri ya tutturamıyoruz ya adam intihar ediyor ya. Bir dükkanı tutturamadığı için intihar ediyor değil. Borçtan bilmem ne abi buruma geldi. Dostluklara darbeler geliyor, sıkıntılar, küçük küçük hesaplar yapıyoruz falan. Büyük şeyleri kaçırıyoruz. Şimdi bahar zemin yüzünde ceyran eden o idarenin bir tek sayfası ve safhasını Risalet-i Nur 10. söz gibi mühim risalelerin izah ve ispat etmesine binaen kısa bir suretini bir temsil ile göstereceğiz diye devam ediyor. Ben burada şu cümleyi okuyorum, kesiyorum. Diyor ki, hatta bir tek ağaçta dört küçük haşirleri, yani kendini, bak bir ağaçta, kestane burada çok değil mi? Ondan açıldı. Bir tek ağaçta dört tane haşirin delili var. Haşir, öldükten sonra dirilme. Ha şunu da bilelim, kopan yaprak bir daha kullanılmıyor. Yani baharda onu tutup da kaldırıp cerazkalla onu takmıyorlar. Yeniden yapılıyor. Yeniden yaprak ama düşen yaprak değil. Tamam mı? Bak diyor ki hatta bir tek ağaçta dört küçük haşirleri yani kendini ağacı diriltmek yapraklarını, çiçeklerini, meyvelerini dört. Kendisini diriltmek kemik değil mi? Su yok. Aynı kemiğe benzer ağaç dışın. Bir, onu diriltip. İki, yaprak. Üç, çiçek. Dört, meyve. Yedik, o değil. Gelecek baharda yapılan benim yediğim değil. Yeniden. Gözümüzde görüyoruz. İade değil ha, yeniden yaratılma var. Beni nasıl diriltecek? Ya, iade olsa belki yani bu tereddüt olur. Yeniden yaratılma var. Meyvelerini... Gitmiş baharın aynı gibi neşelerini gözümüzle gösterdikten sonra o 400 bin yani idare hakikatından şu misali okuyup keseceğim. O 400 bin enva bağlı yani bali olan yani havada 100 bin. Denizde 100 bin. Etti 200 bin. Efendim hayvanat 100 bin. Ne yaptı 300 bin. 100 bin de nebatat. 100 bin topraktaki çeşit hayvanat, toprağın altı ve üstündeki hayvanat, 100 bin de nebatat çeşitleri, 100 bin de deniz, 100 bin havada, 400 bin bari böyle mevcudatı, adetleri ne kadar yani? Mesela hamsi bir tanedir ama adeti ne kadar? Kestane bir tanedir ama adeti ne kadar? 400 bin tek nev olarak sayıyorsun, adet değil. Diyor ki 400 bin enva bali olan o orduyu Sübhane'nin
her neve, her taifeye mahsus ve münasip. Her neve, her taifeye mahsus ve münasip ayrı ayrı rızıklarını. Mesela karıncanın rızkını düşünün, şeyin, mikrobun, gergedanın, timsahın, insanın, aklın, kulağın rızkı, duyguların rızkı, kalbin rızkını da düşünün. Mahsus ve münasip ayrı ayrı rızıklarını ve çeşit çeşit müdafaa silahlarını ve ayrı ayrı libaslarını. Kuşun libasına bak. Muhabbet kuşu değil mi? Kirazdan açıldığı kestaneye bak, hepsi ayrı bir libas. Ve arz edam ederken kullandıkları elbiseye bak, şeftali değil mi? O çok ilginç. Pembe bir elbiseyle geliyor. Erik galiba beyaz bir elbiseyle geliyor. Evet, arz edam ederken bak, ayrı ayrı libaslarını, ayrı ayrı talimleri, ayrı ayrı talimlerini, ayrı ayrı özellikleri var. Yani yapı sistemleri var içerisinde. Terisleri ayrı, ölüm şekilleri ayrı. Ayrı ayrı bütün cihazat ve levazımatlarını, cihazları ayrı. Cihazları ayrı, levazımatı ayrı. Kemal intizamla, seyifsiz, hatasız, noksansız, karıştırmadan ve hiçbirini unutmadan, umulmadık yerlerden, min haysula ihtasib, umulmadığı yerlerden. Mesela doğan çocuk nerelerde ne umuyordu ki? Sütlerin nereden geleceğini nereden bilecek? Umulmadık yerlerden vakti vaktine vermekle kemali rububiyet ve hakimiyet ve hikmeti içinde vahdaniyetini ve ehadiyetini ve ferdiyetini ve nihayetsiz iktidarını ve hadsiz rahmetini ispat ederek bu tevhid fermanını zemin yüzünde her bahar sayfasında kemali kader ile yazar. Kalemi kader ile yazar. Allah, mesela bir şey yapın, defter düşünün. Defter, mürekkep, kalem ve tutan. İşte kalemi kader. Kalem kaderdir. Tutan Allah'tır. Mürekkep hayat, insandır. Yazı filmdir. Kaderi kalemle hayatı yazıyor. Hayat mürekkebiyle varlık yazılıyor. Hayat. Her şeyin kaynağı hayattır. Yazmak. Bizim seyyah yalnız bir baharda bu fermanın bir tek sayfasını okuduktan sonra nefsine dedi ki, böyle her baharda Haş-ı Ekber'den daha garip binlerle haşirler inşa eden mükafat ve mücazat için kudretine nispeten bir bahardan daha kolay olan haşir yapacağını ve kıyameti getireceğini umum enbiyasına binler defa vaat ve ahd eden ve Kur'an'da haşrin vukuuna binlerle işaretlerle beraber bin adet ayetlerinde, 6666 tanenin bin tanesi haşirle alakalı, bin adet ayetlerinde sarahaten hükmedip tehdit ve taahhüt eden bir Kadir-i Cebbar'ın, bir Kahar-ı Zülcelal'in o kadar vaatlerini tekzip ve kudretini inkar hükmünde olan inkar-ı haş hatasını irtikap edenlere cehennem azabı aynı adalettir diye hükmetti, nefsi dahi amenna dedi. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Tümâ selavat.